Ben yelpaze kullanıyordum. Bu sene yelpazem yok. Başlayayım artık. Aloha. Bugün sizlere aile diziliminden bahsetmek istiyorum. Aslında aile konstelasyonu diye de geçiyor ama ben aile dizimi olarak ele alacağım arkadaşlar. Benim deneyimlerim oldu açıkçası hani bayağı önceden ve belki hatırlayanlarınız vardır. Seninle Başlamadı diye bir kitap paylaşmıştım ben kitap önerisi videomuzda ve orada da hatta aile diziliminin ne olduğundan bahsetmiştim. Mark Wolin diye bir arkadaşımızın kitabıydı. Ben onu okuduğumda etkilenmiştim. O zamanlar bir de böyle aile dizimi seanslarına çok katılıyordum ve gerçekten hani bir dönem böyle araştırdım. İşte seanslara katıldım. Hani grup çalışmaları çok fazla oluyor zaten aile diziminde. Şimdi bahsedeceğim. Neyse, uzun lafın kısası son zamanlarda bu Zeytin Ağacı mı? Evet, değil mi? Zeytin Ağacı diye bir dizi var. Onun da çıkmasıyla biraz ben yani herkesten açıkçası hani çevremdeki arkadaşlarımdan orada burada hani konuştuğum insanlar kim varsa hep bu diziden bana bahsediyorlar. Dolayısıyla da ve özellikle aile dizimiyle ilgili olmasından hani onunla ilgili ben de hani daha önceden katıldığım için hani soru sorduklarında böyle kendi deneyimlerimi falan paylaştım. Derken dedim ki hani aranızda belki aile dizimini hani diziden bilen ama hani çok deneyimi ya da bilgisi olmayan diyeyim nacizane arkadaşlarımız vardır. Ben zaten genelde videolarımda ya da ne olmuş yani podcast'ten takip ediyorsanız her türlü bir psikolog, psikoterapist falan olmadığımı ve kendi deneyimlerimi paylaştığımı söylüyorum zaman zaman. Bu videoyla da beni ilk defa izliyorsanız öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bu arada ben diziyi henüz izlemedim. İzleyeyim mi, izlemeyeyim mi diye böyle birkaç kere baktım ama içimden henüz izlemek gelmedi. Bir de bu videoyu çekeyim hani sizlere de sorayım dedim. Çok sevildiğini hatta hani çok insan tarafından izlendiğini de biliyorum. Aranızda izleyen ve gerçekten çok beğenenler varsa ve özellikle de hani diziyi izleyip aile dizimiyle ilgili bana da sormak istedikleriniz varsa tabii ki de bilgim dahilinde eğer ki cevap verebilirsem yorumlara yazın arkadaşlar. Bir de diziyi izlemeyeyim mi izleyeyim mi hani siz ne dersiniz yine yorumlara bekliyorum sizin de düşüncelerinizi. Ve artık videomuza başlıyorum. Öncelikle aile dizimi nedir? Bir bundan bahsetmek istiyorum. Aile ya da önceki nesillerde yaşanan göç, travma, yok sayma, haksızlık gibi olayları temizleme amacı bulunuyor aile diziminde. Ve aynı zamanda arkadaşlar 7 kuşak geriye gidilebiliyor diye biliyorum. Hani ben 7 kuşak diye hatırladım. Ve baktığımda da hani bulamadım açıkçası bununla ilgili böyle detaylı bir bilgi. Hani kesinlikle işte 7 kuşaktır, 6 kuşaktır diye. Ama benim hatırladığım oydu. Yani hani anneanneniz, babaannenizden böyle geriye 7 kuşak boyunca gidilebiliyor. O kadar yani bir blokaj temizlenmesi olabiliyor. Bunun yanı sıra ailede yaşanan olumsuzluklar aile fertlerinin DNA'sına kazınıp nesilden nesile aktarıldığı için esas hani aile dizimi nedir diye sorduğunuzda bütün bunların temizlenmesi diyebilirim size. Bu bir enerji çalışması mı diye sorarsanız bana kalırsa enerji çalışması, bir temizleme tabii ki de var. Ve şimdi zaten hani detaylı olarak bahsedeceğim ama hani nasıl ilerliyor bu süreç diye. Öncelikle aile dizimini kim buldu? Hani bunu da belki aranızda merak edenleriniz vardır diye böyle bir kendi deneyimimden önce biraz teknik bilgilere de yer vermek istiyorum. Alman psikoterapist Bert Hellinger 1990'lı yıllarda buluyor. Hatta yanılmıyorsam 1994 yılında kendisi buluyor aile dizimini. Onun tarafından ortaya atılıyor bu yöntem. Yalnız onun öncesinde de Amerikalı Virginia Satir keşfediyormuş. Hatta 1980'li yıllarda keşfediyor diye ben araştırdığım bilgilerden ulaştım diyebilirim. Aile dizimi neden doğdu ve amacı nedir diye de sorarsanız ben zaten bu videoyu çekmeden önce böyle bayağı notlar aldım arkadaşlar. O yüzden ara ara oradan da bakarak size söylemek istiyorum yani bu videoyu ilerletmek istiyorum. Şöyle şimdi bireyler kuşaklar öncesinden ailelerindeki kişilerle görünmez bir bağ ile birbirlerine bağlanıyorlar deniliyor. Ve bu bağlar yaşadıkları olayları, geçirdikleri psikolojik rahatsızlıkları da etkileyebiliyor. Bu arada hani atıyorum 2 kuşak önce ne oldu ailenizde ya da 3 kuşak önce neler yaşandı? Hani bunları bilmenize gerek var mı diye de sorarsanız tabii ki de bunları bilmenize gerek yok. Zaten hani 5 kuşak, 6 kuşak öncesini bilmiyor olabilirsiniz.
Belki ailenizde bir cinayet olayı işlendi. Belki bir tecavüz olayı var. Belki bir göç. Dolayısıyla bunlar da ağır konular olduğu için siz bilmeseniz bile o ailenizde yaşanan travmalar, bu aslında gerçekten çok zorlayıcı durumlar sizin aile fertlerinizde izler bırakıyor ve onlardaki o izler de aslında bu enerjisel ağlar, ben buna diyeceğim, sizin hayatınızda da etki edebiliyor. Mesela şöyle bir örnek vereceğim. Dedenizin dedesi diyelim, tabii ki de Allah korusun, ama ya da sizin hiç bilginiz bile yok, işte dedenizin dedesinin dedesi diyelim, her kimse, biri cinayet işliyor ve suçluluk duygusu, hani o cinayetten dolayı suçluluk duygusu aile bağları sayesinde de nesilden nesle aktarılıyor ve siz kendinizi mesela depresyonda hissediyorsunuz ve böyle hiç açıklayamadığınız, nedenini de bilmediğiniz bir suçluluk duygusu var içinizde. Bunun sebebi de aile dizimine göre bu olaydan kaynaklanıyor olabilir ve bunu da zaten işte seanslarda, grup çalışmalarında temizlediğimizde demeyeyim, ben bir eğitmen değilim, temizlendiği zaman bu hayatınızda gerçekten müthiş bir açılım yaratabiliyor. Ya da mesela işte anneniz ya da birisi, hani çok eski kuşaklardan diyeyim, aldatılıyor ve aldatıldığı için de siz erkeklere ya da kadınlara, hani kimse, hani erkek ya da kadın, bir taraf aldatıyor ve o kişi, hani bugün hayatta olan siz diyelim, bir şekilde güven sorunu yaşıyorsunuz ve neden güvenmediğinizi de bilmiyorsunuz. Ya da ben aldatılacağım diye böyle bir korkunuz var. Ama bunun aslında baktığınızda hani elle tutulur bir durumu yok, yani anlayamıyorsunuz. Belki psikologlara gidiyorsunuz, belki ilaç tedavisi alıyorsunuz. Gerçekten yani çok uğraş verdiğiniz bir konu da olabilir bu. Ama işte aile dizimi burada biraz devreye giriyor. Ben videonun sonlarına doğru hani aile dizilimini gerçekten önerir miyim ve Access'le de biraz bunu karşılaştırmak istiyorum. Tabii ki de kendi deneyimlerime göre. O yüzden şimdi biraz daha beklemede kalın diyorum. Aile diziminin esas amacı da dışlanan kişiyi artık dışlamamak aslında arkadaşlar. Yani o dışlanan kişiyi bir şekilde o ailenin içine alıyoruz enerjisel olarak. O kişi yaşamıyor olabilir, zaten çoğu zaman yaşamayan büyüklerimiz, atalarımız oluyor. Onlardan bize aktarılan kayıtlar bunlar. O temizlendiğinde bizim hayatımızdaki blokajlar da temizleniyor. Bunun yanı sıra aile sisteminde meydana gelen kopmaların onarılması ve iyileşmesi zaten esas amaç. Ve hani demin de dediğim gibi işte cinayet olabilir, intihar olabilir, ani ölüm, aldatılma, tecavüz gibi olaylar özellikle çok büyük etki bırakabiliyor. Ve bu arada ben okumadım ama Bert Hellinger'in bir kitabı varmış, Sevgi Düzenleri diye. Hani ilgilenenleriniz varsa o kitaba da göz atabilir. Burada nelerden dolayı bize böyle hani kalıtsal kalıyor bu bağlar, onları ele alıyormuş bildiğime göre. Bir de zaten dediğim gibi o benim çektiğim videoyu da Seninle Başlamadı videosuydu, aile dizimiyle alakalı, 2 sene falan oluyor çekeli. Onu da şuraya bir yerlere bırakıyorum. Oradan da bakıp izleyebilirsiniz bu videoyu izledikten sonra diyorum. Ve yine kitap önerisi soracak arkadaşlarımız için Halise Baydar vardır arkadaşlar. Aile dizimini hatta Türkiye'ye getiren ilk kişi diyebiliyorum. Bir kendisi, bir de Mehmet Bey miydi? Biri daha var diyebiliyorum. Soyadını şu an hatırlayamayacağım ama Halise Baydar'ın 4 yıldır da hatta Almanya'daymış. Ben bugün konuştum kendisiyle çünkü bu video vesilesiyle yıllar önce ben ondan seans almak istemiştim. Bir 2-3-4 sene önce işte. Hani hemen pandemi öncesi. İstanbul'da değildi diye sonra hatırladım zaten. Ulaşamamıştım. 4 yıldır da gelmiyormuş. Yakın zamanda hani İstanbul'a gelmeyi düşünüyormuş. Eylül-Ekim ayı gibi geldiğinde açıkçası bir seans almak istiyorum deyip parantezi kapatayım. Kendisinin yazdığı bir kitap varmış. O kitabın adını şu anda unuttum ama şuraya bir yerlere sizin için koyarım. Ben okumadım ama aranızda okuyanlar varsa ya da belki hani ben kitap arayışındaydım Kardelen, hani bana bir kitap öner diyecek olanlarınız varsa diye bu kitapları da böyle yeri gelmişken paylaşmak istedim. Bunun yanı sıra aile dizimi nasıl yapılır diye sorarsanız, öncelikle hani minimum 7 kişi olması gerekir diyor. Bazı yerlerde minimum 10 kişiyle çok daha iyi bir ilerleme kaydedilir deniliyor. Yani açıkçası grup seansı daha etkili diye ben de biliyorum. Ama bireysel seans almak isteyenleriniz varsa o da mümkün.
Ve grup şeklinde ya da bireysel olabiliyor. Dediğim gibi bireysel seanslarda da oyuncak bebeklerle ya da sandalyelerle hani terapistiniz zaten size destek oluyor arkadaşlar. Bir gün sürüyor genel olarak. Yani mesela bir seansa böyle ben katılmak istiyorum Kardelen nasıl işliyor derseniz ben açıkçası bir yerde yani 4-5 seans almışımdır farklı farklı zamanlarda. Hatta arkadaşlarımı falan da çok götürmek istedim ama böyle çoğu o zamanlarda gelmek istememişti. Dediğim gibi bir 2-3 sene önceydi hemen pandemi öncesinde. Çünkü ben gerçekten etkisini görmüştüm o zamanlarda. Hatta hiç tahmin etmeyeceğim bir arkadaşımı davet etmiştim. O gelmişti bir seansa, çok şaşırmıştım. Bir gün sürüyor genel olarak. Yani 10 gibi başlıyor ya da 9-10 gibi başlıyor, 5-6 gibi bitiyor. Ve bir kişinin açılımı diyeyim, genel olarak 45 dakika ile 1,5 saat, hani bazen istisnai durumlarda 2 saati bile bulabiliyor. Ama hani genel olarak 45 dakika 1 saatte bir kişinin açılımı oluyor. Açılım ne demek derseniz de hani o kişi, nasıl size anlatayım, biraz anlatması benim için kolay değil. Şu notlarımı bitireyim, ben ondan sonra bunu ele alayım olmadı. Temsilciler, yani seansa katılan arkadaşlarımız rolüne girdikleri kişinin duygu ve düşüncelerini hissetmeye başlıyorlar ve hatta fiziksel davranış özelliklerini göstermeye başlıyor arkadaşlar. Ve aralarında, yani seansa katıldığınız zaman sizin hiç kimseyi tanımanız gerekmiyor. Ben dediğim gibi diziyi izlemedim ama diziden böyle bazı şeyler bana bahsedildi ve şu açıdan da açıkçası mutlu oldum. Ben 2-3 sene önce aile dizilimi diye bir şey var, katılmanı çok isterim ya da ben katıldım, inanılmaz etkisini gördüm, gerçekten harikaydı diye bahsettiğimde ya da hani sizlerle de paylaştığımda o kitabı, yani tabii ki de saygı duyanlar, wow çok enteresan diyenler oluyor ama böyle aman da bu ne, wow falan olunmamıştı. Yani çok öyle tepkilerle ben mesela karşılaşmadım. Hani bir dizide paylaşılıyor sanki o zaman hemen böyle normalleştiriyoruz, ben de denemeliyim falan. Bu bana biraz tuhaf geliyor. Yani zamanında ben zaten gitmiştim ve gerçekten çok etkilenmiştim. Tabii ki de hani o videoda sizlere kesinlikle katılın, muhteşem falan demedim. Hala demem bu arada. Çünkü şunun da yeri gelmişken altını çizeyim. Aile dizimi ve diğer benim bahsettiğim her konuyla alakalı arkadaşlar, bir şey, yani bu cilt bakımında da aynısı, bir şey bana çok çok iyi gelebilir ama size gerçekten hiçbir fayda sağlamayabilir ya da size inanılmaz fayda sağlar. Siz gerçekten hayatınızda büyük açılımlar görürsünüz ama bana hiçbir etkisi olmayabilir. O yüzden hani aslında her konuya biraz da böyle yaklaşırsak çok daha iyi olur diyorum. Aile dizilimiyle ilgili önerir miyim derseniz, şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki gerçekten hayatınızda açılmayan derken sorun yaratan ve böyle takıldığınız belli konular, özellikle belki de ailenizle ilgili halledemediğiniz ve gerçekten her seferinde böyle neden böyle oluyor ya dediğiniz durumlar, belki bir kadınsanız hayatınıza çektiğiniz erkekler ya da kadınlar, yani hani fark etmiyor. Hayatınıza çektiğiniz kişiler hep belli bir döngüde oluyorsa ve bu döngüde sizi rahatsız ediyorsa, kendimi daha fazla ne kadar ve nasıl keşfedebilirim? Daha nasıl açılımlar yaşayabilirim? Kendimi biraz daha iyi tanırsam, bunlara ben sorun demek istemiyorum ama bizi tökezleten, yani kendimin daha iyi versiyonu olmamı sağlar mı aile dizimi diye sorarsanız, bence sağlar. Açıkçası burada hani Access'ten bahsettiğim bir video vardı. İzlemeyenler için şuraya koyuyorum. Ben Access Bars'la tanışalı daha 6 ay falan oldu. İşte bu videoyu Ağustos ortalarında çekiyorum. Yayınlanması biraz zaman alıyor, biliyorsunuz ben bayağı stoklu gidiyorum. Önden kaydettiğim, çektiğim çok video oluyor. Neyse, Mart ayında ben Access'le tanıştım ve Mart ayından Ağustos'a, yani Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 5 ay. 5 ayda benim hayatıma inanılmaz katkısı oldu ve gerçekten hayatımda kullanabileceğim, uygulayabileceğim bir sürü de araçları var Access'in ve bar seansları, beden prosesleri, işte facelift, yani bazı seanslar alabiliyorsunuz. Oysa ki aile diziliminde bana eksik gelen, yani tabii ki de bir günlük işte bir seansa katılmak, ya ben başka bir yerde de katıldım. Toplamda arkadaşlar 4-5 belki de 6 kez katılmışımdır. Hatta bireysel olarak 4-5 kez katıldım. Hani birebir olarak. Grup şeklinde 10 kişi, 15 kişi, işte kaç kişiysek o zamanlarda, öyle de bir 4-5 kez katılmışımdır.
açılımlar oldu, faydası da oldu ve gerçekten iyi geldi. Lakin hiçbir şey beni Access kadar derinden değiştirmedi ve derinden de etkilemedi. Hani bunu da söylemek zorundayım. Çünkü belki aranızda bazılarınız hani Kardelen önce ben bunu bir deneyeyim. Acaba nasıl? Hani merak ediyorum. Ben merakla da yola çıkmıştım çünkü aile dizimine. Ama hayatımda çözmek istediğim çok şeyler de vardı. Hani kendimce. Ve onları çözmemde aile dizimi hani %100 destek oldu diyemem. Ama tabii ki de yine dediğim gibi çok etkisi oldu. Ve dediğim gibi bir gün sürüyor seanslar. Fiyatlarla ilgili hiç bilgi vermeyeceğim. Çünkü araştırdım biraz ama çok değişiklik gösteriyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hani birçok yer var ve benim gittiğim hani birkaç yer oldu bu aile dizimiyle alakalı işte seanslar falan. Halise Baydar'dan dediğim gibi bir seans alacağım. Gittiğim zaman eğer ki merak ediyorsanız hani Kardelen deneyimlerini lütfen bizimle de paylaş diyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Onunla ilgili belki deneyimlerimi anlattığım bir video hemen çekerim. Tabii ne zaman alacağım artık bakalım birkaç ay sonra işte geldiği zaman. Neyse şunu söyleyeceğim. Niagara Wellness diye bir yere ben birkaç kere gittim. Oradan dediğim gibi hem bireysel hem grup seansları aldım. Ben grup seansını bu arada öneririm. Bana sorarsanız bireysel seans o kadar etkili değil. Ama dediğim gibi bu benim görüşüm. Hatta Niagara Wellness Etiler taraflarında, Etiler Akatlar taraflarındaydı. Etel diye biri vardı. Onun yönetimindeydi o zamanlarda ve gerçekten iyi yönetiyordu. Şeye de baktım bu videoyu çekmeden önce hani aile diziminin eğitimini alabilir misiniz? Siz de bir eğitimci olabilir misiniz diye hani böyle bir şey seçenleriniz varsa. Benim seçimim bu arada böyle bir yönde olmadı. Ben eğitimci olmayı seçmedim. Ama şöyleymiş modül modül alabiliyor musunuz? Hatta online olarak da alınabiliyormuş. Açıkçası hani ben alacak olsam online almayı tercih etmem. Ama tabii ki de bambaşka şehirlerde olanlarınız var ve tabii ki de erişimi olmayanlarınız, hani yüz yüze gitme fırsatı olmayanlarınız ve gerçekten çok ilgili olanlarınız da olabilir. Dolayısıyla hani bir bakmanızda fayda var. Bir de ben şunu da önereceğim. Access'te hep böyle bir şey var. Ben kendime bunu her alanda sormaya başladım. Dilerseniz siz de sorabilirsiniz. Bu size hafif mi geliyor, ağır mı geliyor diye bir sormakta fayda var. Yani o soruyu sorduğunuzda ben bu eğitimi alsam mı diye sorduğunuzda eğer böyle içinize bir hafiflik, gerçekten böyle bir huzur duygusu düşüyorsa alın tabii ki. Ama böyle biraz olsun of falan diye böyle bir ağırlık çöküyorsa almayın derim ben. Kısacası arkadaşlar aile dizimi herkese göre mi? Belki herkese göre değil ama dediğim gibi arayıştaysanız özellikle hayatınızda ya da geçmişinizde çok zor şeyler yaşadıysanız ve dediğim gibi nedenini bilmediğiniz bazı sıkıntılarınız, çözemediğiniz bazı tırnak içinde sorunlarınız varsa bir denemenizde fayda var. Bir de ben şunu da söylemek zorundayım. Gerçekten bunu hani geçenlerde hatta birkaç arkadaşımla böyle hani soruyorlardı. Hani diziden falan bahsedilince ben de daha önce hani katıldım söyleyince falan konu konuyu açtı. Açıkçası birçok alanda olduğu gibi bu alanda da bunu para için yapan arkadaşlarımızın olduğuna inanıyorum. Gerçekten çok iyi yapan insanlar olduğuna eminim. Ben her bir kişiye zaten gitmedim. Böyle bir şey mümkün de değil. Ve belki siz gittiniz, inanılmaz iyi bulduğunuz eğitimciler de vardır. Yani aile dizimi yapan arkadaşlarımız varsa gerçekten sizin deneyimlediğiniz ve böyle önerebileceğiniz diyeyim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü bunu size katkı sağlamak için değil de para için yapan arkadaşlarımız da olabilir arkadaşlar. Ona dikkat etmekte fayda var. Yani ben iyice araştırıp soruşturup ve mümkünse yani bana sorarsanız referansla gitmenizi öneririm. En azından gidip denemiş ve memnun kalmış birilerinin referansıyla gitmek çok daha büyük, çok daha büyük, çok daha fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Bir de şunu da merak ediyor olabilirsiniz. Hani Kardelen iyi hoş böyle anlattın da peki hani ne gibi açılımlar oldu? Yani sana ne katkısı oldu tam olarak falan diye böyle ben sanırım onu da merak ederdim. Tabii ki de hani o seanslarda siz de giderseniz, deneyimlerseniz göreceksiniz. Özel şeyler yaşanıyor. Yani insanlar çok şaşırıyorlar zaten. Yani nasıl olabilir bu? İşte babasının babası mesela bir intihar olayı var ve o kişi böyle yere yatıyor. Hani
ve bir şekilde, ya da biri mesela kalp krizi geçiriyor, böyle kalbin tutuyor falan biri. Hani o kişi onu nasıl hissedebiliyor? Bunlar gerçekten enteresan ama enerjisel bir alan olduğu için o alanda aslında bakarsanız ve bana sorarsanız bana hiç tuhaf gelmiyor. Tam tersi, bana aslında normal olan bu geliyor ve insanların bu kadar "aa ne acayip" demesi bana daha tuhaf geliyor. Ben de böyle biriyim. Access'le ilgili de böyle arkadaşlar. Yani bence Access, yani kıyaslama yapmak bunun bir üstü demeyeceğim. Tamam mı? Ama çok başka alanlara taşıyor sizi. Tabii ki de seçerseniz, onu söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi bana ne katkısı oldu? Mesela şöyle bir açılım olmuştu. Biri beni, hani o gruptan biri, babası olarak yok, neydi, eski eşi miydi, babası mıydı? Galiba eski eşi ya da çok böyle nişanlısı, hani onun yerine seçmişti. Sonra ortaya çıktı ki işte orada neler oldu, tam hangi açılmalar oldu hatırlayamıyorum ama şunu hatırlıyorum. O kişi, o kadın aslında babasına benzer özellikte insanları hayatına çekiyordu ve benim mesela bir başım ağrımıştı, bir şey olmuştu. O babasının migreni vardı ve hayatına çektiği adamlarda da o oluyordu. Ya yani böyle gibi gibi şeyler gerçekten aslında hani çok tuhaf denilebilecek birçok nokta ortaya çıkabiliyor. Ya da mesela işte ailede konuşulmayan sırlar olabiliyor ve bu sırların gerçekten sizin üzerinizde bir ağırlığı olabiliyor. Bütün bunların çözülmesinde, çözümlenmesinde bana sorarsanız, yani denemediyseniz tabii ki de bir deneyin derim ve açılımlar gerçekten hayatınızda sağlayabilir diyorum ve daha da uzatmadan artık bu videoyu bitiriyorum. Sorularınız, yorumlarınız olursa dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Bunun yanı sıra Instagram'dan takip etmeyi seçerseniz bu beni gerçekten çok mutlu eder. Zaten oradan storylerden, postlardan daha anlık bir şekilde iletişimde olabiliyoruz. Hem de YouTube'a çekeceğim videolarla ilgili sizden de hani böyle ara ara storyler paylaşıp içerik fikirleri almak, size soru sormak da çok hoşuma gidiyor. O yüzden Instagram'ı buraya bir yerlere bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda her hafta Cuma günü 6'da video geliyor. İzlediğiniz için kocaman 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 mahalo diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Alın teridir bu. Gerçekten alın teridir bu. Yani bu sıcaklar ne arkadaşlar? Ne yapacağız yahu? Ay, yelleye yelleye kendimizi bakar mısınız? Bir de saçlar böyle. Neyse, düz saçlılar bence benim halimden anlar.